Kyoto Üniversitesi'ndeki maymun araştırma kliniğinden Dr. Masuzawa, tüm ebeveynlerin bildiği gerçeği keşfetti. Çocuklar bilgisayarda oyun oynamayı sever. Şempanzeler kendi oyunlarını oynuyor olsalar bile. Şempanzeler bize o kadar çok benziyor ki, insanlara gerçekten çok yakınlar. Hatta bizden ilerideler bile. Bazı durumlarda şempanze zekası insanınkinden daha parlak olabiliyor. Şempanzeler insanlardan daha mı parlak? Bu nasıl olabilir? Hafıza bütün öğrenme sürecinin esasıdır. Fillerin asla unutmadığını söylerler. Doktor Masuzawa bu teorinin şempanzelere uygulanması gerektiğini iddia ediyor. Onların hafızası bizimkinden çok daha iyi. Bunu kanıtlamak için onlara bilgisayarda bir takım sayı oyunu öğretti. Bu deneyin amacı insanlarla şempanzelerin hafıza kapasitelerini karşılaştırmak. Bu maksatla onlara yeni oyunlar öğrettim. 4 yaşındaki şempanze Ayumu, elma parçası dağıtan makine yardımıyla birden 10'a kadar olan sayılara sırasıyla dokunmayı çabucak öğrendi. Şimdi de dilinizi yutacağınız kısım. Doktor Masuzawa ışıklandırılıp rastgele dizilmiş sayıları gösterdi. Şempanzeler de sayılara doğru sırayla dokunabildi. Bunu bir de 4 yaşındaki bir çocukla deneyin. Bildiğimiz kadarıyla herhangi bir yaştaki hiçbir insan bir sonraki teste geçemedi. Oysa şu şempanzelere bir bakın. Aynı düzeneyi ve yöntemi kullanarak insanlarla şempanzelerin hafıza kapasitesini kıyaslamak istedim. Ayumu'ya rastgele dizilmiş 5 sayı bakması için göz kırpma süresi, yani saniyenin 5'te 1 kadar vakit verilmişti. İnanması güç ama şempanzeden sayıların hangi sayılar olduğunu hatırlaması ve bunları küçükten büyüğe doğru işaret etmesi bekleniyordu. Ayumu'nun beyni saniyenin 5'te 1 kadar vakitte sayıların sırasını hafızasına kaydetti ve zamanının %80'ini kullanarak sayıları sıraya soktu. İnsan beyni ise aynı test boyunca daha hard çalışıyor gibiydi. Her defasında en az yarısını yanlış gösterdi. Hoşumuza gitsin ya da gitmesin, şempanzeler her nasılsa gerçekten daha zeki olan canlılar. Artık şempanzelerin belli hafıza işlerinde insanlardan daha başarılı olduğuna epey ikna olmuş durumdayım. Çok ilginçti. Gördüğünüz gibi şempanzeler fotoğrafik hafıza olarak duymuş olabileceğiniz şeye sahipler. Fotoğraf makinesindeki gibi şipşak hafızayı alma hızı. Sözlü iletişime geçmeden önce biz de böyleydik. Biz insanlar bu hafıza becerisini kaybettik. Onun yerine bir şeyleri anlatmak için, yani lisan gibi yeni bir sembolik iletişim yeteneği kazandık. Dilin gelişimi insanlığın doğuşu sırasında fotoğrafik hafızayı arka planda bırakmış olmalı. Onu geri kazanmamız mümkün mü? Hepimiz birden dahiler haline gelebilir miyiz? Kaliforniya'da bir banka soyguncusu silahını çekiyor. Ellerinizi kaldırın. İşte bu kadar. Banknotları bankoya koy. Hadi. Hadi büyük banknotları. Hadi. Sen de. Endişelenmeyin. Bu adam suçlu değil. Esas hırsız değil. Alarma basmazsanız canınızı yakmam. Santa Barbara'da bulunan Kaliforniya Üniversitesi'ndeki psikolog Jonathan Schuller, alışılmadık bir teste sahte soygun yöntemi kullandı. Şempanzelere dair bulgularını bir adım öteye taşıdığında, insan hafızasının dili kullanış biçimiyle her geçen gün tahribe uğradığını kanıtlamaya karar verdi. Dilin gerçekten iki farklı yönü var. Bize olağanüstü beceriler veriyor. Dikkate değer biçimde iletişim kurmamızı sağlıyor. Hayatta öyle deneyimler var ki kelimelere dökmesi oldukça zor. Bir tat, bir renk, bir yüz. O deneyimi sözcüklere tutsak etmek aslında kargaşaya yol açabilir. Düşünün. Bir kişinin görünüşünü tarif ederken hiç zorlandınız mı? Dil hala beynimizin içinde yeri olan üstün ilkel hafızaya zarar veriyor mu?
Bu bir silahlı soygundur. Evet, geri çekilin, geri çekilin. Schuller, sözel tasvirin insan hafızası üzerine etkisini değerlendirmek için dahice bir deney tasarladı. Deneyin amacı, daha önceden görmüş olunan bir yüzün, bir sözel olmayan deneyimde kelimeler yardımıyla algılanışının etkisini görmek. Test denekleri olarak Catherine ve Philip'i ele alarak onlardan bir banka soygunu sahnesini izlemelerini istedi. Oyuncunun yüzü her karede açık bir şekilde görülebiliyordu. O düğmeye basma. Banknotları bankoya koy. Büyük banknotları. Hadi. Filipin grubunun silahlı soyguncunun detaylı bir tarifini yapması gerekiyordu. Alarma basmazsan canını yakma. Tamam. Bütün değişik özelliklerini insanların o adamı yalnızca senin tasvirin aracılığıyla tanımalarını sağlayacak şekilde ayrıntılı olarak tasvir et. Catherine'in grubuna onları herhangi bir sözlü tasvirden bilerek uzak tutacak alakasız bir görev verilmişti. Evet, şimdi Amerika'nın aklına gelen tüm farklı eyaletlerini yazmanı istiyorum. Daha sonra iki deney grubuna da 8 adet vesikalık fotoğraf gösterildi. İşlerinden biri suçluya aitti. Evet, burada bir dizi fotoğraf var. Sizden istediğim şey, az önce izlediğiniz görüntülerdeki banka soyguncusu olduğunu düşündüğünüz kişiyi teşhis etmeniz. Bu. Alarma basmazsan... Buydu. Canımı yakmam. Sonuçlar teoriyi net biçimde doğruladı. Aynı görüntüleri seyretmelerine rağmen denekler farklı şüphelileri seçti. İnsanların sözel bir tanımlama yapmak zorunda oldukları zaman gördükleri soyguncuyu teşhis etmede büyük ölçüde daha çok hatalı olduğunu gördük. Soygunu fotoğraf dizisinden önce dil yoluyla tasvir eden grup fena halde başarısız oldu. %60'ı doğru bir teşhiste bulunamadı. Peki ya dil kullanmayan grup? Başarılı oldu. %65'i doğruyu buldu. Görünen o ki bir yüzü teşhis edebilmek çok temel bir yetenek. Ama dil daha zaman içinde gelişen bir yetenek. İnsanlar sözlü tasvirde bulunurken bu daha basit, neredeyse bilinç dışı yüz teşhis etme yöntemleriyle karışabiliyor. Bu olguya sözel gölgeleme deniyor. İşte dilin hafızanızı çarpıttığı kısım. İkinci tuhaf bağlantının ilk bağlantıyla nasıl kesiştiğini görüyor musunuz? Hem şempanzelerin hem de insanların hafızası dil araya girmediği sürece daha iyi. Üçüncü bağlantıyı bekleyin. Şimdiye kadarki en tuhaf bağlantı. İnsan araştırmasıyla ilgili bir deneyde maymun hafızasının tılsımını çözmek için deneklerin beyni kısıtlandı ve görme yetileri bozuldu. Üçüncü tuhaf bağlantı. Exeter, İngiltere'de Doktor Yakup Yulay, güçlü bir manyetik gücün beynin arka tarafındaki bilinçli görüş kısmını geçici olarak durdurabildiğini belirtiyor. Görsel bir işlemin daha basitçe meydana çıkarılmasına bilinç dışı görüş deniyor. Profesör Masuzawa gibi Profesör Yulay da beynimizin evrim geçirip bilinç dışı görüş gibi basit işlevlerin daha ileri işlevlerle yer değiştirdiğine inanıyor. Bilinç dışı görüş evrimde gittikçe daha küçük bir rol oynuyor. Yani bilinçli görüş sisteminiz oldukça şaşırtıcı görünüyor. Bunu bilinç dışı görüş sisteminizin işlenmemişliğiyle kıyasladığınızda bilinçli görüş sisteminizin daha hassas olduğunu göreceksiniz. Daha ağır ama daha eksiksizdir. Bilinç dışı görüş sistemimiz bize tarih öncesi geçmişimizden yadigardır. Bir şeyi gördüğümüzü fark etmeden tehlike çanlarını, ışıktaki ve hareketteki değişimleri, hatta insanlardan ve diğer hayvanlardan gelen duygu değişimlerini sezebiliriz. Balta girmemiş bir ormanda yürüdüğünüzü ve bir kaplanın size doğru geldiğini hayal edin. Bilinçli görüşe güvenecek olursanız, kaplanı görmeden belki 200 milisaniye içinde hissedersiniz. O süre zarfında muhtemelen, tabii eğer sizi yemediyse, ısırılmışsınızdır. Bilinç dışı görüş ise daha seridir. 50 milisaniye içinde kaplandan koşarak kaçmaya başlayabilirsiniz. Bu iş için gönüllü olur muydunuz? Denekler güçlü bir manyetik sinyal nedeniyle görüşlerini bir salise süreyle kaybedecekler. Buna transranial manyetik uyarım deniyor. Yulay bunun zararsız olduğu iddiasında. Deneyler normal görüş olmadan beynimizin derinliklerinde hala saklı bulunan daha ilkel bir görme biçimiyle yapılabilir.
Bu deneyin amacı bilinç dışı görüşün normal katılımcıların davranışlarına nasıl katkıda bulunduğunu araştırmaktı. Cesur Hena kendini bilimin ellerine bırakıyor. Bu mıknatısı başının arkasına yerleştireceğim. Başının arkasına doğrudan yerleştirilen büyük görüş kısıtlayıcısı ile birlikte bir bilgisayar ekranının karşısına oturdu. Tamam mı? Tamam. Pekala, denemeye başlamaya hazırız. Hena düğmeye bastı. Sanki biri kafanızın arkasına gerçekten fiske vuruyormuş gibi. Manyetik titreşimden kaynaklanan yarım saniyelik görme kaybını zar zor hissettiğini söyledi. Fakat o süre boyunca surat... Diğer denekler tam olarak gördüklerini zannetmiyor olsalar bile küçük suratlardaki duyguyu doğru anımsayabilmişti. Çok hızlı. Duygunun ne olduğunu tamamen bilinçli olarak dile getiremiyorsunuz fakat mutlu ya da üzgün olup olmadığınıza dair bir his kalıyor içinizde. Katılımcılar uyaranı gördüklerinde %70-75 oranında doğru cevaba sahiptiler. Mıknatısı kullandığımızda ise uyaranı artık göremediler ama yine de %70-75 arası doğru cevabı verebildiler. Yani görememelerine rağmen duyguyu gördükleri zamanki kadar başarılılardı. Bilinç dışı görüş, insan zekasının kullanılmamış alanları için dikkate değer bir umut barındırıyor. Bilim insanları uzun süre insanların alternatif, daha basit bir görme biçimine geçiş yapabileceği konusunda şüphe taşıdı. Birinci Dünya Savaşı'ndan kısa süre sonra beyninin arka kısmına, alt kafa lobuna darbe alan askerlere dair haberler çıkmıştı. Bilinçli olarak göremiyorlardı ama bununla birlikte neyin nerede olduğunu veya ışığın yanıp yanmadığını tahmin edebiliyorlardı. 1970'lerin sonunda bu konuda genişletilmiş bir araştırma yapıldı. Başlarının arkasında alt kafa loblarında hasar olan hastalarda sıra dışı olmayan bir durum ortaya çıktı. Hastalar bir şeyi görmediklerini belirtiyordu ama yine de örneğin bir ışık yaktığınızda bir şeyler meydana geldiğini söyleyebiliyorlardı. Sadece günümüzün üstün teknolojisi, transkranial manyetik uyarımı kullanarak bilim, görmeye dair, görünenden çok daha fazlası olduğunu kanıtlamayı başardı. Nasıl olduğuna bir bakalım. Görüşünüz bozulmamışsa, göz sinirinden beyninizin arka tarafına yüksek derecede işleme tabi tutularak yayılan veriye görüş diyoruz. Güçlü mıknatıs, arka beyin işlevlerinde kısa devreye sebep olunca, eski benzer görme siniri yolları devreye girer. Hasarlı bölgeyi atlayarak sinyalleri direkt beynin tehlike ve duyguları çözümleyen kısmına götürür. Şempanzelerde olduğu gibi bizim de içimizde bir yerlerde ilkel görme ve hafıza becerilerimiz saklı. Sadece onlara ulaşmak için yüksek teknoloji yöntemlerine ihtiyacımız var. Dördüncü tuhaf bağlantı için hazır olun. Siz de geleceğin daha yaratıcısı olabilirsiniz. Avustralya'daki Sydney Üniversitesi'nden Alan Snyder, bir insanın beynindeki bazı bilgileri tamamen farklı bir yolla silerek sizi deli edecek. Ona göre bizler, mantık ve dil gibi baskın beyin fonksiyonlarını devre dışı bırakabilseydik, büyük sanatçılar, yazarlar, müzisyenler ve ressamlar olabilirdik. Saklı kalmış becerilerin nasıl etkinleştirilebildiğini görünce ağzım açık kaldı. Beynin bir kısmını uyararak değil, devre dışı bırakmak suretiyle. Profesör Snyder'ı heyecanlandıran, insanların dünyaya bakış tarzlarını tamamen değiştirme potansiyeli olduğu fikri. Bana kalırsa normal insanlar dünya hakkındaki varsayımlarını sahip oldukları akla ve geçmiş deneyimlerine dayanarak yapıyor. Bu yüzden dünyaya tahminimce ön yargılı diyebileceğiniz bir tutumla bakıyorlar. Görecekleriyle ilgili beklentileri var. İş orijinal olma meselesine geldiğinde sorun doğuyor, öyle değil mi?
Noktaları benzersiz biçimde nasıl birleştirebilirsiniz ki? Sizden öncekilerin birleştirme şeklini uygulamak mecburiyetindeyseniz. Diyeceğim şu ki, dünyayı bir an için şu anki haliyle görebilseniz sizin yararınıza olur. Noktaları daha önceki yorumlamalardan bağımsız görebilirdiniz. Profesör bunu, Profesör Yulay'ın çalışmasını sadece bir adım öteye taşıyarak yapabileceğini düşündü. Bu araştırmacı, öğrencilerinin sol beyin yarım kürelerindeki güçlü manyetik titreşimleri kesintisiz bir 15 dakika çekmek için hazır. Dr. Snyder, beynin sol kısmını devre dışı bırakmaya karar verdi. Çünkü mantık, dil ve bilgi tedariği orada yaşanıyor. Sağ yarım kürede yaratıcılık dediğimiz bilinmeyen şeyler bulunuyor. Snyder, otistik insanların beyinlerinin sol tarafı hasara uğradığı için inanılmaz yetenekleri olduğundan emindi. Snyder, 4 yaşındaki çocuklarla aynı yaştaki otistik bir çocuğun at çizimlerini karşılaştırdı. Otistik insanlar hepimizin aklında var olan şeyleri kopya ediyorlar. Hepimizde var bu. Gizli belleğimizi kullanmaya başlamanın yollarını keşfedersek, bütün bunları yapabiliriz. Bu beceriler her insanda doğuştan var. Beynin sol tarafındaki belirli bölümler bloke edilseydi, sağ tarafın gizli yetenekleri dünyaya gelir miydi? Deneyimizde daha kavramsal olan sol beyni kısıtlıyoruz ve daha gerçekçi olan sağ tarafı daha az kısıtlıyoruz. Snyder ilk olarak gönüllü Steve'in görme duyusunu ve çizim yeteneğini test etti. Ekranda bir takım noktalar göstereceğim ve senden gördüğün numarayı yüksek sesle söylemeni isteyeceğim. Yarım saniyelik görüntüdeki nokta sayısını tahmin etmede vasattı. Kaç tane? 30. 70. 100. Ezbere çizim yapma konusunda belki biraz da ortalamanın altındaydı. Ezbere bir at çiz. Sana 2 dakika vereceğim. Pekala, teşekkür ederim. Gördüğümüz en güzel at çizimi değil doğrusu. Sonra güçlü manyetik titreşimci sol beynine ulaşır. Bu bobini ön taraftaki şakak lobuna koyacağım ve sana 15 dakika boyunca manyetik sinyal vereceğiz. Sol tarafı kısıtlandığında beynin sağ tarafı sağlık kazandı. 40 100 45 Varsayım kanıtlandı. Transkraniyal manyetik uyarımdan önce Steve doğru sayıyı hiç bulamadı. Hiçbir seferinde 12'den hedefi vuramadı. Fakat manyetik uyarımdan sonra 2 kere tam isabet ettirdi. Tamamen doğruydu. Bir anlık bir bakışla ekranda kaç noktanın belirdiğini bulabildi. Çizdiği yeni at gözle görünür biçimde düzelmişti. Bu kesin iyileşme nasıl bu kadar hızlı oldu? Peki hepimiz gizli yeteneklerimizi beyni kısıtlamadan ulaşabilir miyiz? Beynin sol tarafındaki bazı kısımların işlevini kaybetmesiyle bu mümkün. Steve şekilleri esasında oldukları gibi gördü, yorum katmadan. Noktaları belleğiyle birleştirmeye ve bir at görüntüsünü hatırlamaya çalışmak yerine Steve olanları görmek için daha ayrıcalıklı, bilinç dışı ve düzenli bir boyuta geçti. Çoğu kişi bildiklerini çizer, gördüklerini değil. Bu örnekte bir hayvanın, bir atın karikatürünü çiziyorsunuz bir bakıma. Fakat transkraniyal manyetik uyarımın ana fikri, insanların daha uygun hale gelmesi. Böylece gördüklerini çizebiliyorlar. Profesör Snyder, sağlıklı beyinleri çoğaltmak için çalışmasına devam ederken, bu inanılmaz keşfin haberi Harvard Üniversitesi'ne ve ülkedeki ruhsal hastalıkların, otizm ve Alzheimer hastalığının çarelerini araştıran diğer laboratuvarlara gitti. Akıllı şempanzelerden insanlardaki beynin iyileştirilmesine dair sorunları kapsayan 4 bağlantıya doğru tuhaf, çılgınca ve muhteşem bir yolculuk oldu. Sırada ne mi var? Gelecekte kendi ileri zekanızı elde etmenin yolları. Beyninizin sol tarafındaki bölümleri kapatan bir aygıt yardımıyla sorunları çözebildiğiniz bir dünya düşünün.
kutunun dışında düşünebileceksiniz. Eğer beyinlerimizi gerçeğe uygun hale getirebilseydik ve dünyayı olduğu gibi görürsek, yaratıcı sıçrayışlar yapmaya daha eğilimli olacağız. Tüm çalışmamızın arkasındaki itici güçlerden biri, sonuçta şapkamızı önümüze koyup düşünmekti. Bizi daha yaratıcı kılan bir araç. İçimizdeki yaratıcı zeka, bir parmak şıklatmasıyla zincirlerinden kurtulabilirdi. Mimarlar görülmemiş tasarımlar yaratabilirdi. İş yaşamı çağ ötesi ürünler geliştirebilir ve bilim insanları dünyamızın en sağlam gizemlerini nihayet aydınlatabilirdi. Harvard'daki ve dünya çapındaki bilim insanları depresyon ve felcin etkileriyle çarpışmak için beyin uyarım başlığı icat edebilirdi. Her şey kendini işine adamış bilim insanlarının şempanze kafeslerinden ileri teknolojideki beyin laboratuvarları arasında 5 tuhaf bağlantı kurma meselesi. Tuhaf bağlantılar daha sağlıklı ve akıllı insanların olduğu gelecek dünyaya zemin hazırlamaya yardımcı olabilir.